Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinin setine ara verildi. İşte dizinin yapımcısı Avşar filmin açıklaması. Koronavirüs, COVID-19, salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Zalim İstanbul dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünde Şeniz'in hazin sonu izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur. Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agahoğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Aga için artık son damla da düşmüştür. Kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar. Finale doğru giden Zalim İstanbul dizisinin dün akşam yayınlanan 36. bölümündeki bir sahne herkesi şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyada ise bu sahneye yönelik müthiş bir tepki dalgası vardı. Dizide Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı Agah Bey, Ceren ile Cenk'in bebeği olduğunu öğrenince Ceren'e oğlunun koynuna girip ondan hamile kalmadan önce düşünecektin bütün bunları diye çıkıştı. İşte bu sözler ekran başındaki izleyicileri çileden çıkarttı. Nasıl böyle bir senaryo yazılır, nasıl böyle bir algı yaratılır üzerinden sosyal medyada birçok eleştirel yorum yapıldı. İhniyetiniz batsın yine kadın aşağılandı, erkeğin sırtı sıvazlandı. O bebeği Ceren tek başına mı yaptı, neden Cenk Efendi'ye kimsenin sesi çıkmıyor? Üstelik bunları kadın senaristler yazıyor, kaleminiz batsın. Ayrıca bomboş bir bölümcü bir daha ayık kafayla yazın şu senaryoyu diyen bir izleyicinin yorumuna birçok kişi destek verdi. Avşar film ve dizinin senaristine yönelik tepkiler de bir anda çığ gibi büyüdü. YouTube'da da yayınlanan videonun altında çok ağır sözlerle senariste tepkiler vardı. İptal ortamında ise kadınlardan özür dile Avşar yapım etiketi açıldı ve bu sahneye yönelik eleştiriler yapıldı. Yapım firmasının kadınlardan özür dilemesi gerektiği yönünde de mesajlar verildi. Akıl alır gibi değil. Son sahneyi izlediğimde beynime öyle bir kan sıçradı ki, gerçekten ne oluyor falan oldum, sizin yerinize ben utandım diye yazılar yazıldı. Bir başka izleyici ise yazarken hiç mi utanmadınız diye gönderme yaptı. Bir başka tepki toplayan sahne ise Cenk'in durumu kabullenmek istememesi oldu. Ceren bebeğine sahip çıkarken, Cenk ise durumu kabullenmek istemiyor. Cemre, yaşananları bir kez daha Cenk'in anlayacağı dilden anlatıyor ve bir bebeğin babasız büyümesine sebep olmaması gerektiğini anlatıyor. Cenk ise, Cemre, ben ne yapmamı istiyorsun ki benden, sevdiğim kadın karşıma geçmiş, kardeşime ve bebeğine sahip çık diyor. Bu ne demek şeklinde konuştu. İşte o sahne. Haberleri Instagram'da takip et dizi analiz. Abone olun. Bebek sizin. Test yapıldı. Peki sen ne yapıyorsun? Cemre ben... Cemre ben ne? Nasıl bir bahane uyduracaksın? Tamam, Ceren sana anlattı. Sen inanmadın. Ama şimdi her şey ortada, test yapıldı. Neyi bekliyorsun? Ne yapmamı istiyorsun ki sen? Ne bekliyorsun ki benden Cemre? Sevdiğim kadın karşıma geçmiş, kardeşime ve bebeğine sahip çık diyor bana. Bu ne demek? Ben seni anlıyorum. Ama mesele biz değiliz. Mesele ortada masum bir bebek. Tamam, biliyorum bak. O bebeğin hiçbir suçu günahı yok. Bunu biliyorum ben de ama... Baba olmak, yani ben nasıl baba olurum bilmiyorum ki Cemre. Nasıl yapacağım ben? Tamam, ben seni anlıyorum. Ben her şeyi farkındayım. Ama sen hep demiyor muydun? Keşke babam beni daha çok sevseydi. Daha çok yanımda olsaydı diye. Şimdi kendi yaşadığını kendi oğluna mı yaşatacaksın?